Ender Bilgin'in 26 Nisan 2024 tarihli köşe yazısı şu şekilde. Galatasaray'ın Mayıs ayı, Galatasaray bir kez daha Mayıslar bizimdir mottosunu gerçek kılmak üzere. Adana Demirspor deplasmanı sezonun finali olabilir. Derbi öncesi rakiple aradaki puan farkı 7'ye çıkarsa, zaten demoralize olan Fenerbahçe iyice baskı altında kalacaktır. Sarı-kırmızılı takım her ne kadar son haftalarda futbol olarak tatmin etmese de skoru çok kolay alabiliyor. Bu da son viraja girerken şampiyonluğun şifresidir. Artık iyi futbol değil, skor önemli. Elbette Adana zor bir deplasman. Demirspor geçmiş senelerdeki gücünde olamasa bile Hikmet Hoca son haftalarda takımı toparlamayı başardı. Ama son derece tecrübeli oyunculardan kurulu, iyi bir hocası olan Galatasaray'ın bu aşamada kaza yapacağını tahmin etmiyorum. Zaten yarış bu noktaya gelmişken, Adana'da puan kaybı yaşanırsa rüzgar 180 derece tersine döner. Onu da tarihe not düşelim. Fenerbahçe, Sivas deplasmanında şampiyonluk hedefinden 2 puan daha uzaklaşmasına rağmen, İsmail Hoca maç sonunda, maçta olduğundan daha fazla çaba harcayarak şanslarının güçlü bir şekilde sürdüğünü iddia etti. Bitime 5 hafta kala, Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşmüşken beyhude bir çaba gibi geldi bana. Artık büyük resme bakma zamanıdır. Kendi adıma faturayı önce teknik adama, sonra yönetime, en son futbolculara keserim. İsmail Kartal'ı uzun süredir kadro tercihleri ve hamleleri nedeniyle eleştiriyoruz. Ben takımın kırılgan yapısını da futbolcuları mental olarak hazırlayamamasına bağlıyorum. Yönetim demek zaten sadece Ali Koç demek. Öyle olmasa Sivas maçından sonra sorumluluk alıp isyan edebilecek özgüvenli bir yönetici çıkmaz mıydı? Ali Bey'e gelince, haftalar önce ben başkanken bizi şampiyon yapmayacaklar diyerek yenilgiyi kabul eden, eylemleriyle söylemleri örtüşmeyen, haklıyken bile haksız duruma düşebilecek kadar kriz yönetimini beceremeyen bir başkan ile nasıl sonuca gidilir? Büyük bir destekle, hak ederek başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, maalesef iki dönem sonunda futbol takımıyla tarihi bir başarısızlığa imza atmak üzere. Ve futbolcular, bazıları performans istikrarını koruyamadı, isim vermek istemediğim bir kısım, futbolcu düzenli hayat yaşamamanın bedelini ödedi, bazıları da baskıyı kaldıramadı. Buna rağmen teknik ve idari açıdan doğru yönetilseler, çok daha fazlasını yapabilecek bir oyuncu kadrosu bulunduğunu kabul etmeliyiz. Tarihi bir mucize yaşanmaz da Fenerbahçe şampiyonluğu kaçırırsa, yeni bir oluşum ile seçime gitmek kaçınılmaz olacaktır. Mevcut kadroya 2-3 takviye yapılır, güçlü bir teknik ekip başa geçerse futbol takımının başarıyı yakalaması da aslında hiç zor değil. Ama voleybol ve basketboldaki başarılardan hareketle biz spor kulübüyüz bahanesine sarılmayı düşünen varsa, Kayahan'ın unutulmaz Esmer Günler şarkısı kulübün yeni marşı haline gelir. Not: VAR kayıtları açıklanınca Sivas maçındaki penaltının Livakovic'in hamlesine çalındığı kesinleşti. Sadece pes diyebilirim.